Uzay Havacılık ve Teknoloji Festivali Teknofest 3. kez kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen Teknofest'te bu yıl Gaziantep ev sahipliği yaptı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan festivalde roketlerden sürü İHA'lara, helikopter tasarımlarından uçan arabalara birçok yarışma gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli savunma, havacılık ve teknoloji şirketlerinin de katılım gösterdiği Teknofest'le ilgili ayrıntılı dosyamızı haftaya Airport'ta izleyebilirsiniz. Corendon Airlines'ın spora desteği sürüyor. Havayolu son olarak Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi ulaşım sponsoru oldu. Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına havayolunun filosundaki Boeing 737-800 uçağıyla gitti. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı olacağına inandıklarını ve bir Antalya takımının ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyor olmasından ve bu başarıya destek veriyor olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, Covid-19'un etkisiyle bu yıl havayollarının 1,8 milyar veya %69 daha az uluslararası yolcu taşıyacağını bildirdi. Bunda ülkelerin Nisan ayından bu yana sürdürdüğü seyahat kısıtlamasının etkisi oldu. Havacılık uzmanlarına göre bu durum havayollarının 2020'de 350-400 milyar dolarlık kayıp yaşayacaklarına işaret ediyor. Küresel olarak 2019 yılında yaklaşık 2 milyarı uluslararası olmak üzere 4,7 milyar kişi uçakla seyahat etmişti. Bugün için 26.200'e ulaşan küresel yolcu uçağı filosunun %32'si yerde yatıyor. Sefer yapan uçakların doluluk oranı ise %60 seviyelerinde bulunuyor. Avrupalı havacılık şirketi Airbus, sıfır emisyonlu ticari uçak projelerini tanıttı. 2035 yılına kadar hizmete alınması planlanan projede 3 farklı konsept uçak yer alıyor. Konsept uçaklardan biri 120 ile 200 yolcu kapasiteli turbofan tasarımı. Bu uçak kıtalar arası uçuşlarda kullanılabilecek. Turboprop motorlara sahip olan bir diğer konsept uçak ise 100 yolcuya kadar taşıyabilecek. Üçüncü konsept uçak, delta kanat gövdeli tasarıma sahip olacak. 200 yolcuya kadar taşıyabilecek uçağın geniş gövdesi, hidrojen depolama, dağıtımı ve kabin düzeni için birden fazla seçenek sunacak. Her üç tasarımda jet yakıt yerine hidrojenle çalışan modifiye bir gaz türbini motoru kullanılacak.